Merhaba arkadaşlar, ben Muzaffer. Bugün Outlast 2'nin ilk bölümüyle karşınızdayım. Aslında Outlast 2 çıkalı bayağı bir zaman geçti. Ancak ben hiç Outlast 2'yi oynamamıştım. Videolarını falan az buz izlemiştim ama çok hakim değilim oyuna. Outlast 1'i bitirdim, Mistblower'ı da bitirdim DLC'siyle birlikte ve yakında da Outlast 3 çıkacak. Trials diye geçecek sanırım. Hazır Outlast Trials çıkacakken şu 2'yi de bir oynayayım, bitireyim, bakalım hikayesi nasılmış diye videoya alayım dedim. Öncelikle şunu belirteyim. Seri olmasını istiyorsanız muhakkak videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğeni ne kadar çok olursa o kadar hızlı bir şekilde gelecek. Şimdi Outlast 2'ye başlayalım. Ne diyor? Story mode, hikaye modu. I am just here for the ride. Ha, tamam. Normal, zor, kabus, delilik, normal. Normalde oynayalım. Outlast 2 şiddet, cinsel içerik ve ağır bir dil içerir. Lütfen keyfini çıkarın. Başlayalım. Şimdi bize hikayeyi tanıtıyor. Bildiğim kadarıyla Outlast 1 ile alakası yok oyunun. Tam da emin değilim. Hadi bakalım. Lynn Langerman, kırsal Arizona bölgesinde acımasızca öldürülen hamile bir kadının arkasındaki cevapları çekilmez koşullar altında arayan araştırmacı bir gazetecidir. Siz onun kocası, asistanı ve kameramanı olan Blake Langerman'sınız. Her şeyi kaydedin. Siz ikiniz savaşçı değilsiniz. Çölde sizi beklendi eşiti, gezinmek için tek seçeneğiniz koşmak, saklanmak ya da ölmek. Bu ne? Sözümün kehaneti. Burada Türkçe yamayı yaptım ama hatalar olabilir. Lütfen Blake. Neredesin? Korkuyorum. O geliyor. Aa, burada. Uzak dur. Yüce İsa, Blake, gerçekten uyuyor musun? Uyanığım. Dün gece uyumalıydım. O hastane görüntülerini düzenlemeliydim. Başka bir kadının ismini sayıklar gibiydim. Ne? Uykunda. Jessica sanırım. Jessica diye birini mi tanıyorsun? Oh hayır, demek istedim. Jessica Gray ile ilgili rüya görüyordum çocuk olduğumuz zamanlardan. Ah evet, onu uzun zamandır düşünmemiştim. Şimdi doğal korunma arazisine geçiyoruz. Bir Türk fabrika yaradığını mı söyledin? Türk fabrika? Ne? Evet. Bakabiliriz fakat orada dışarıda bir şey yok. Oldukça boş görünüyor. O kadının kanındaki tüm cıva oldukça ağır bir sanayiden nehrin aşağısında en azından 10 yıl maruz kalmış. Eğer siz öyle diyorsanız hanımefendi, bize zaman kazandırdın. Buranın yukarısındayken bir giriş videosu kaydetmeliyiz yapımımızın değeri için. Tabii. Jessica diye birini sayıklıyormuşuz. Karın boşluğum üzerinde bu şey açıkken çalışamam. Ses çok boktan olacak. Düzeltmek zorunda kalacağız. Bunun için özür dilerim. Sol kontrol panelleri biraz yumuşak fakat durumumuz iyi. Bu heyecan vericiydi. Yapabildiğin kadar arkamdaki manzarayı da kameraya al. Böyle iyiyiz. Kırmızı deri, sarı deri hızlı ve akıcı konuşmasını test ediyor. Tamam. Aa, ben kaydı şu an oynayabiliyorum. Güzel. Ben Lynn Langerman. Tomorrow.net haberleri için buradayım. Orta Arizona içindeki koruma altına alınmış Havasuva'yı Hint arazisini geçerek uçuyoruz. Cinayete kurban gitmiş Jane Doe'nun Hayley'in öldürülmüş demek gerektiğini düşünmüyorum. Bunu bilmiyoruz. Kendini boğarak öldürdüğünü mü söyleyeceğim? Ve polis raporlarında öyle geçiyor. Doktorlarla olan röportajlarımızdan önce bununla oynayabilirdi. Eğer bu ilk 30'a düşerse oradan cinayet. Muhtemelen Jane'inden de bahsetmeli. Demek istediğim nasıl olur da? Tüm parçaları birleştirerek bir giriş videosu olarak sunabileceğimiz bir uyarlama yapmama izin ver. Tamam, böyle iyiyiz. Bu çok hızlı konuşuyorlar. 2 hafta önce genç bir kadın boş boş dolaşarak yalın ayak hamile ve yapayalnız en yakın yerden 100 mil uzakta boş otobanda bulundu. Motoru kaybettik. Hayır. Lin gitti mi? Eyvah, korku başlasın. Şimdi anladığım kadarıyla bir kadın varmış ve bu kadın işte çıplak ayak falan otobanda bulundu falan filan diyor. Bura neresi? Niye haç var? Usta selam. Düşme... Hayda. Bu kim?
Bir erkek, bir kız. Bir erkek, iki kız. Jessica. First place. Ha, rüyamızda Jessica diye birini gördüydük çocukluğumuzdan falan. Sen kimsin? Gel lan buraya. Bir kovalamıyor değil mi? Saat gecenin 1.30 mu? Yok, bir çeyrek geçiyor. Exit var. Ne oluyor? Bir şey olmasın, bir şey olmasın. Lan. Ne oluyor be? Burada yalnız değil. İnşallah çok korkutmaz bakalım. Kaya'yı da merak ediyorum. Ama anladığım kadarıyla birle hiçbir alakası yok. Kaya'nın. O da akıl hastanesine gidiyorduk. O kamera kutsaldır. Onu alalım. Hedefinizi her zaman tap tuşuna basarak görebilirsiniz. İki kayıt var. Görevliğini bul. Bu ne? Bunlara bakabiliyor muyum? Boş. Tamam. Tamam. Burada kalsın. Yani nasıl çıkacağım buradan? Tamam. Kamerayı açıp dolaşamıyor muyum? Bir dakika. Yok, herhalde değil, değil mi? Navigasyon. Yok, tamam. Sadece bir kayıtlara bakabiliyoruz. Tamam, çık abi. Shift var mı oyunda? Tamam. Bir yandan oyunu da öğretiyor. Önemli olaylar videoda yakalanmalıdır. Kameranızı kaldırmak için sağ klavye basın. Kayıt otomatik olarak başlayacak ve yanıp sönen kırmızı rek ışığıyla gösterilecektir. Rek işareti yanıp söndüğünde kayıt olayında doğru şekilde hedeflendiğiniz anlamına gelir. Etkinliği anı yakalamak için kırmızı daire olana kadar hedefleyin. Tamam. İnceleyelim. Tamam. O hala hayatta olabilir. Tamam. Çık abi. Pili var. O yüzden kapatsak daha iyi olur gibi. Bandaj bulduk. Taba basınca bandaj kullanmak için sadece birinize bakın. Ha, iki tane bandajım var. Güzel. Kullanayım mı? Şu anda bir bandaj kullanmanız gerekmiyor. Peki. Okey. İnceleyeyim mi burayı? Yok, bizim eşimiz gitmiş buradan. Kaçırdılar mı artık? Ne yaptılar? Şarjı bitiyor yalnız. Bu ne? Oh, fuck me.
Kaydet, kaydet, kaydet. Ne lan bu? Kim mi o? Bu o kaza da olmadıysa ne zaman oldu? Sol alt. Geriye bakabiliyoruz. Tamam. Var mı şarj? Pil. Ha, yeniledim. Güzel. Kaç tane olduğu nerede yazıyor? Bir bulmaya çalışıyorum. Sonsuza kadar değiştiriyor muyum? Öyle bir şey yoktu ilk oyunda. Pil arıyorduk abi. Sam nerelere gidiyoruz Sam? Bir kasaba. O teşekkürler tanrım. Her şeyden kilometrelerce uzakta olduğumuzu düşündüm. Bu... Tamam. Zıpladık. Selam. Merhaba. Açayım mı? Vallahi açmak istemiyor canım. Abi zaten yani bu çölün ortasında böyle bir ev varsa girilmez zaten. Ne oluyor lan? Ses geldi. İzleniyor muyuz? Allah! Belanı. Kaktüse çarpmışım ya. Cık. Of, çok korktum. Kaktüse çarpmaktan korkuyorum daha. Açayım mı? Aç bak. Ha bir dakika, ne dedi o? Yavaş yaşmak için basılıp tut dedi. Ha. Tamam. Bu ne abi? Yapmayın, çok dini şey var sanırım oyunda. Açıklamasında da öyleydi. Ne oluyor? Alayım. Fotoğrafı nereye çektik ha? Sevgili tatlı Eli, yaptıklarımıza katlanamıyorum. Küçüklerimizden ayrı kalmaya katlanamıyorum. Bu yüzden seni arkamda bıraktığım için beni affetmeni umuyorum ve son tecavüzümden sonra Tanrı beni affetsin. Onların bize teklif edilmesi gerektiğini biliyorum. Fakat işten tümüyle hırpalandım ve artık daha fazla yaşayamam. Umarım ki bunun sonu çok yakında gelir ve tekrar birlikte olabiliriz. Olmazsa Tanrı bu günahsıyla beni sonunda dek yakar. O zamana kadar umarım ki bir kadının rahatlığını Papa Not'un kolları arasında bulursun sonunda dek. Seninim Tom. Lan Eli'ye böyle bir şey yapmış. Metli temizleyince ne oluyor? He, böyle bakabiliyor. Yakınlaşma şöyle. Space geri, önceki. İleri, geri, oyun. Tamam. Bir dakika. Kadın mı bu? Yo, bu Eli la. Eli kadın ismi ama. Tom mu bu? Ha, bu karısını tecavüz edip intihar mı etmiş? Ne yapmış lan? Manyak. Pil mil yok mu pili? Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Burada pilim varmış. Güzel. Çıkıyorum. Lan. Taze tüm et şişman sırları çayırdır. Kurban et kur. Ne diyorsun lan? İşte dini mini bir şeyler. Kurban et kurban et diyor. Çocukları öldürmüşler yerlerde. Kapı nerede anasını satayım? Neyi inceleyeceğim lan? Siz ne yapıyorsunuz lan? Ha. Kapılar arkadan açılıyor mu? Hiç gitmeyeceğim ya. Ölmek istemiyorum oradan. Tamam, burada kamerayı bırak. Kusma, kusma. Alamıyor muyum şunları ya? Ananı... Nereden geldi? Buradan mı geldi? Oğlum nasıl bir işkence bu? Ne yaptınız? Bir
şey çıkar mı? Kapat. Anam. Anam. Ver bandajı. Ha, bir dakika. Sevgili peder, sevgili tanrımız beni görüşleriyle kutsamaya devam ediyor ve ben gün geçtikçe düşmanın her zamankinden daha da yakın olduğuna emin oluyorum. Kutsanmış müzik içimde yükselirken Daniel'in odasının bulunduğu kattaki lekeleri fırçalıyordum. Ve yanan güneşe benzer bir yaratık gördüğüm yerdeki manzara beni mahvetti ama dişimdeki telleri ve sarkık bacaklarımı silah olarak kullandım. Fakat çocuk yapma amacında olan okumuyorum orayı ve bunu korkunç güneşin batması gibiydi. O dünyayı nokta nokta ve ateşten korku salan bir şey doğurdu. Ben daha aynı korkuyla doluydum. O kadar harika ki ne nefes alabildim ne de hareket edebildim ve küllü suyla Daniel'i kör eden yıllar önceki kendimi gördüm ve ağlamaya çalıştım. Fakat yapamadım ve uyandığımda kendimi şehvetle ıslanmış buldum. Bir erkeği içimde hissetmek için fena arzuluydum ve bu his korkudan çok da farklı bir his değildi. Kendimi rahatlatmak için sizin tekniklerinizi denedim. Dehşet, Tanrı'nın hareketlerine neşe kaynağı gibidir. Fakat ben en büyük rahatlamayı sizin erkeklik aletinizi içimdeyken alırdım. Ve samimi bir dua, rahmimdeki deccalı öldürmüş olanları kutsal arzularla sürünüzün en sadı Lisa. Peder. Peder meder. İçime almam, içime alma. Olmuyor böyle şeyler bak. Ters. Ters koymuşlar. Nasıl sürünce? Girilmiyor kanka. Allah Allah ben giremedim ya. Neyse gizlenmeyeyim çıkayım ya. Çok sakin. Her yer. Filanlık. Nereden giriyoruz? Nereyi çekmemi istiyorsun? Anlanı. Lan. La arkadaşlar ağzımdan küfür çıkarsa kusura bakmayın artık yani. Bu oyunda da çıkmazsa nerede çıkacak? Bazı kapılar kilitlemek veya kilidini açmak için kullanılabilecek sürgülere sahiptir. Abi şu sürünmeyi anlayamadım ama ya. Giremiyorum. Ha girdim. Okey. Biraz önce girmedi çünkü. Burada sürgü var. Açma kapıyı açma. Açayım mı? Burada bir şey var. Buraya mı gideceğiz? Burada ne var? Bu ne lan? Sıkışmış. Ne oldu? Allah bir yerlere gidiyoruz. Koşuyorum. Sesler geliyor ya. O ney be? Satanas inimikul diye şeytan tanrı gibi bir şey. Yapma, girmeyelim buraya. Kaç tane şeyim var? Bir tane var. Bulacağım kanka, bulacağım da. Canlı bulur muyuz bilemiyorum. Buranın lanetli bir yer lan. Selam. Ne yazıyor? Ebenin feryadı ne abi? Bebek geliyor bıçağı hazırla. Gece ebesi bebek geliyor. Anne düşmanı içeriden lekelendi. Tanrı'nın yaratılışı günahla kurtuldu. Nakarat. Şükürler olsun fırtına durdu. Düşmanın doğduğu şafağa ulaşmak için.
Daha fazla beklememeliyiz. Tapınak kapısında ölmek için. Bebek büyüyor. Onun karnı şişiyor. Bebek büyüyor. O cehennemden gönderildi. Ezekiel kılıcını bilemek için bekliyor. Kapıda toplandık, diz çöktük ve dua ediyoruz. Ya oğlum. Çekeyim mi? Çekmemi istiyor musun? Bu ne oğlum? Alo, ne yaptınız siz buralara ya? Maske falan da takmışlar. Çek şunu. Ne? Ne yaptınız oğlum? Çocuklar... Çocuk mu bunlar, insan mı? Çocuk lan bunlar. Çocuk. Vallahi çocuk. Yazık be. Pil bitince ne olacak? Direkt gece modu mu sönecek? Ne oluyor? Çık oğlum. Niye çıkamıyorum ya? Oğlum yenile şunu. Allah Allah. Heh. Takıldı herhalde. Çocuk oynuyordu, Allah bilir bundan. Yüzdeyiz burada, ritüel falan yapıyorlardı ya. Çölün ortasında. Katledilen kuzunun hayatının geçtiği kitabın içinde. Neredesin lan? Nereye gidiyoruz? Tamam. Eğer bir kimse bir kulağa sahipse o esaret altında ne? Ne diyorsun kanka? Free pill. Sahte cennetin korkusu kanar. Canavar kırık kente tohumlarını saçar. Bu ne? Kaçıyor muyuz? Nerede bu? Fake attım, bu salak değildi. Vallahi garip bir yaratık mı, kadın mı? Şimdi bir arkamdan gelse var ya, donuma bir ederim. Güzel. Ne oluyor? Ne oluyor? Bu kadın mı yapıyor burada her şeyi acaba? Tamam da neyi taşıyacağım? Şunu mu taşıyacağım? Bırak bakayım. Tanrım, ondan nefret ediyor musun? Ondan nefret ediyor musun? Oğlum çık şuraya. Nereden? Şuradan mı çıkacağız? Lan. Yukarı mı çıkacağım? Nasıl çıkacağım? Allah Allah. Ha, ileri mi ittirecektik şunu? Hadi ittir. Abi çıldıracağım. Tamam, geri çek şunu. Şuradan şuraya atlayacağız işte. Çık. Tırmanmak için
Sol CTR ile eli bırakıyorum. Bu ne? Okuyalım mı bunu? Dur ya, şuradan okuyalım. Metni temelde. Bölüm 8. Birinci ve sizin insanlarınız oğlum Eret İsrail'in topraklarında savaştı. Babil'e, Asura ve Roma'ya karşı toprakların boşa harcandı. Fakat benim tohumum sıkıcı hazırlandı. Ama Müslümanlar yenik düştü ve Haçlı seferlerinde başarısız oldu ve riyakar insanların zamanında ihanete uğradı. Baruch ben Neriyat tarafından yazılan gökyaşı döken Yeremia kitabındaki peygamberler yanlış kehanette bulunurlar ve rahipler utanmadan her amacıyla kurallar koyar ve benim halkım bunları benimsip sever. Sen emir verdin ey Ezekiel, ruhum senden ayrılmayacak, Musevi olmayanlara izin verme. Sen gözyaşlarıyla ağlamamalısın, sen kanla ağlamalısın. 5. ve Sullivan Not onun adını Ezekiel olarak sonsuzluk sancağına kazadı. Demir kılıçla o cümleyi kazadı. Ben onun göz küresinin altındayım ve göz yarıktı ve kanadı ve onun yüzü gözyaşları ve kanla yıkandı. Nitekim gerçek Tanrı diyor ki şimdi sana gerçeği gösterebilirim. Bana söz vererek kendi yüzünü kestiğin için ve Tanrı diyor ki kendi gözünü kesmedin fakat bir göz için çektiğin gamla şimdi görebilirsin. Şu Sullivan Not biraz önce de bahsetti. Burada bir şeyler yapıyor sanırım o eleman. Kalkamıyor muyuz burada? Yok ya. Çömelelim sadece aynı. Kalkamıyor muyum? Kalkamıyorum. Başım uzun boyluydu. Allah. Allah. Kamerasız olmaz. Gözlüğü boş ver, kamera elimde değil mi? Kim lan? Sen kimsin kanka? Tanrım benim ölmemi istiyor ha. Peki. Tanrı benim ölmemi istiyor ha. Alo sen kimsin? Bacı? Nereye gidiyoruz? Çıkabiliyor muyduk şuradan bir daha? Hayır. Alırım biri. Fili alırım. Buradan mı çıkacağız? Belli bitkilerde saklanmak için sol CTRL düğmesini basılsın. Tamam da doğru yerde miyim ben ya? Nereden gidiyoruz? Fotoğraf makineniz bir mikrofon ile donatılmıştır. Duvarlar üzerinden ses duymak ve sesleri izlemek için ve tuşuna bas. Kapattım. Şarjlıyor mu lan acaba? Güzel menü. Yok, kapıdan gidelim. Kim? Ne ezik lan? Ne? Lan kaç kaç kaç. Hayda, hayda. Hayır, hayır, hayır. Kankan tek attın ya. Bari yumruk yumruğa girseydik ya. Nerede başlayacağız? Pil var mı? Burada pil yok değil mi? Sessiz geçeceğim o zaman oradan. Yok, bu kadar da değil. Lan! Oğlum kaç 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 kaç, burada da biri var. Kaç 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 kaç. Saklanacak yer yok mu? Saklanacak yer. Nereye gidiyorum? Lan kaçta? Ne oluyor? Yüce İsa, Yüce İsa. Catherine niçin ağlıyorsun?
fuck was that? We're gonna have to put him down. No, I don't want to. Okay, hold him down. Give me the knife. Ne oluyor lan? Bunlar illüzyona mı uğradı? Ne oldu? Bir ışık geldi anı. Kaçalım biz ya. Ne olduysa oldu, bana ne. Kapat, kapat. Allah. Açtım. Ne oluyor abi size ya? Buradan geldim değil mi? Yo, buradan geldik. Lan geldim, yere geri geldim. Ne yapıyorsunuz lan? Manyaklar. Girebiliyor muyuz şuraya? Aman saldırırlar bir daha var ya, hiç uğraşamam. Şuraya girdik. Kanka uzaklaş. Babama bak, ne oluyor lan? Bunlar sanki hipnotize edilmiş gibi. Ver. Aşkım, lütfen yapabildiğimiz... Bir dakika, da şuradan okuruz. Lütfen yapabildiğin kadar güçlü olmayı dene. Peder Tanrı'nın rüyalarımızdaki günahlarımızı hatırlatmasından da her daim hizmetli olduğunu söylüyor. Hangi birini okuyacağım? Eğer Tanrı'nın yanında olmak istiyorsak günahlarımızı da yüzleşmemiş gerektiğini söylüyor. Eğer görüşlerimizi Deccal'e karşı koymak için duruyoruz, eğer onu yenmeyi umarsak Yüce İsa gibi olmayı denemekte kalmayız. Eğer görüşlerimiz ve uyanık gözlerimizdeki rüyalar daha beter bir hal alırsa bu musibetlerin yaklaştığı anlama gelir ve çok zor olacak. Fakat diğer tarafta cennet var. Tanrı bizi seviyor ve başa çıkabileceğimizden fazlasını bize veremez. Her zaman seninle. Ne? Ne oluyor? Ve eğer Tanrım sana soruyorum, bu yabancı kim? Bizim topraklarımıza gelen bu yabancı kim? Beni dinleyin lütfen. Bir kaza geçtik. Ya, indir şunu. Sus, zaten dilinin yalanlar dışında hiçbir şey uygun olmadığını açıklamış oldu. Tanrı'nın gerçeği şimdi burada. Yargılanmaya gel. Melek gibi Tanrım, bu elleri iki yüzlü günah kırının üzerine uzattım ve senin gerçeği açıklamanı arz ediyorum. Melek falan düştü dediler ya bu salaklar. Benimle dua edin çocuklar. Tanrım bana ses ver. Tanrım elime rehberlik et. Ne var orada? Neyi çekiyor bizimki? Tamam. Allah, bir melek düştü falan dediler. Şunu bir daha okuyacağım. Dini bul, dinden başka hiçbir şey önemli değil. Görüntüleri gözden geçir. Bu değil. Lütfen yapabildiğin kadar güçlü olmayı dene. Peder Tanrı'nın rüyalarımızdaki günahlarımızı hatırlatmasından dolayı her daim hizmette olduğunu söylüyor. Ve eğer Tanrı'nın yanında olmak istiyorsak günahlarımızla yüzleşmemiş gerektiğini söylüyor. Eğer görüşlerimiz ve uyanık gözlerimizdeki rüyalar daha beter bir hal alırsa bu musibetlerin yaklaştığı anlamına gelir ve çok zor olacak. Fakat diğer tarafta cennet var. Tanrı bizi seviyor ve başa çıkabileceğimizden fazlasını bize vermez. Her zaman senin Philip. Kapat ya. Garip garip ayin mi yapıyorlar? Ne yapıyorlar bunlar? Arkadaşlar. Neredeyiz biz? Burada nere? Garip garip semboller de var. Çok dini motif var. Buradan gireceğiz. O zaman bu videoyu burada sonlandırayım. Bu ilk bölümde. Muhakkak görüşlerinizi yazın. Devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın. Old Last 2'nin diğer bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.